Engelliler Meclisi olarak da sizle şimdi ilk toplantımızı icra ediyoruz. Kadınlarla onlar bir toplantı yaptı, başkanlarını seçtiler, yönetimini oluşturdular, evet. Gençler oluşturdu. Şimdi de sıra sizde. Tabii sizlerin de katkısını bekliyoruz bu kent konseyinde. Özellikle engellilerin hayatını kolaylaştırmak ve engellilerin de kendi yaşadığı şehirden mutlu ve huzurlu olması için katkılarınızı bekliyoruz. Ben Zantikane Başkanı'na memur olarak çalışıyorum. Öncelikle teşekkür ederiz. Bu sosyal belediyecilik anlayışı olarak gerçekten çok önemli. Yani bu başlangıçta önceden bizler daha sokaklara çıkamadan önce yani bunların bu duruma gelebileceğini tahmin edemiyorduk. Yani ben 10 sene önce engelli oldum trafik kazası sonucu. O zamanlardan bizden daha eskilerimiz var. Daha önce engelli olanlar var. Yani şöyle bir kürsüde, şöyle bir mecliste toplanıp düşüncelerimizin sunulabileceği hayal bile edemezdik. Ben 10 yıldan beri engelliyim. Ama gerçekten çok teşekkür ederiz. Yani çok yol kat ettik. Yani engelli adına çok yol kat ettik. Artık kurumlarda engelli arkadaşlarımız, her kurumda bir engelli arkadaşımız var. Her kurumda bir engelli tuvaletleri, engellilerin dayanışıp konuşabileceği kişiler var. Ya bunun adına çok teşekkür ederim. Daha çok yapacağım işler de var. Buna da inanıyorum. Yani bizlere söz verildiği takdirde bizler de elimizden geleni Balıkesir'i daha da güzelleştirmek adına İnşallah. Bir şeyler yapacağımızı inanıyorum. Tekrardan teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. İstemeyiz zannetmez ama bir kaza geliyor başımıza. Evet, engelli hale gelebiliyoruz. Onun için çok daha iyi anlamamız lazım engellileri ve çok daha fazla o konuda onların isteklerini, taleplerini yerine getirmemiz lazım. Birinci sırayı almak lazım. Devletin de katkılarıyla şu anda 4 tane zihinsel engelli hatta 5-6 tane okul var. Çocuklar orada eğitim görüyorlar. Ama eğitim görüyorlar. Eğitimin çok büyük faydası var bu çocuklara. Bizdekiler değişik şeyler. Otistikler var, downlar var, spastik engelliler var falan. Eğitimin ne kadar önemli olduğunu burada görüyoruz biz. Balıkesir'de mesela hiç kimsenin bu EİK platformun ne olduğunu dahi bilmediği dönemlerde biz buralara bunları yaptırmak için mücadele verdik. Zekai Başkan'la biz 80'li 90 yılların yani 80'lerin sonuna doğru 90'lı yıllarda bilhassa bütün toplantılarda hep bu konularda kafa yorduk. Projelerle ilgili herkes farklı görüşlerini iletti falan. Hep istişare halindeyiz. Tabii ki amacımız burada Balıkesir'i güzel bir yere getirmek, engellilerin de diğer insanlar gibi kendinin içinde rahat şekilde kimseye muhtaç olmadan tek başlarına her yere ulaşabilsin istedik. Bu bağlamda bayağı mücadele ettik ama tabii tek başımıza olmuyor. Bu işlerde birlik, beraberlik gerekiyor. Belediyelerle, yerel yönetimlerle, diğer kamu kurumlarıyla, sivil toplum örgütleriyle, öğrencilerle, herkesle işbirliği yapmak gerekiyor. Çünkü engelli her kesimde olabilir, her birimde olabilir. Bu da tabii yani önemli bir olay. Engellilerle ilgili Balıkesir'in nüfusu diğer illere nazaran birazcık daha şanslı yani o yönden. Mesela ortalama Türkiye'de 12 civarında ama Balıkesir'de %8 civarında engelli oranı. Her yaptığımız işte insanların mutluluğunu düşünüyoruz. İnsansa hizmet edilmeye en layık kişi insandır. İnsanlara hizmet etmek de hakikaten bana şahsen çok gurur veriyor, çok mutlu oluyorum. Bir insana faydalı olduğum zaman kendimi çok daha mutlu hissediyorum.